Merhabalar herkese. Burak Tunç Çekirdekçi ben. Belki dünkü toplantıda karşılaştık bazılarınızla. Konuşmuş olabiliriz, sohbet etmiş olabiliriz ya da daha önce başka bir yerden görüşmüş olabiliriz. Ben genelde böyle ya da belki LinkedIn'de bir şekilde konuştuk. Çünkü ben hiç tanımadığım bana yazan arkadaşlar da elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok uzun zamandır böyle destek olmaya çalışıyorum önümden geldiği kadar. Burada da böyle bir havaalanında görüşürken böyle bir talep olduğunda bahsedince ben çok mutlu oldum açıkçası. Böyle bir eğitim sürecinin içerisinde dahil olmayı çok istedim. Şimdi çok kısa kendimden bahsedeceğim aslında. Daha sonrasında birazcık sizden de aslında geri bildirim almak istiyorum. Ne yapacağız, nasıl bir şey bekliyorsunuz, sizin beklentilerinizle. Çünkü tahmin ettiğiniz üzere çok kapsamlı bir konu. Bu kapsamlı konu içerisinde sizin de kısıtlı zamanımız var. Bu kısıtlı zamanda en etkin, en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz, en yararlı şekilde size neler anlatabiliriz, nasıl bir şey paylaşım gerçekleştirebiliriz. Onun üzerinde konuşacağız. Ben İTÜ Gemi Deniz Teknolojisi mezunuyum. 2011 Ocak'ta mezun oldum lisanstan. Daha sonrasında ufak bir dizayn firmasında çalıştım Tomay Mühendislik'te. Şurada, pardon, şu arkadaşı kaldıramıyorum. Tamam. Şurada çok kısa. Tomoy'da çalıştım 11 ay kadar, bir sene yakın. Burada işte her şeyin yapıldığı dizayn ofisti. Sizin de belki duyduğunuz ya da tecrübe ettiğiniz stajlardan. Orada her şeyi yapıyorduk ama ben kendim bir buçuk sene uzattım ben lisansı. Uzattığım sürenin son yarım döneminde böyle bir hani analizle, yapısal analizlerle bir şey olduğunu, FED diye bir şeyin olduğunu burada öğrendim açıkçası. Çünkü bizim dönemimizde derslerde bu tür böyle sayısal ya da yazılıma yönelik çok fazla uygulamamız yoktu. Mesela biz gemi geometrisini elle almıştık. Yani hani bir AutoCAD vesaire ile ilgili bir şeyimiz yoktu. Bir dersimiz, hiç öyle bir içeriğimiz yoktu. Şu anda en azından böyle bir şey var. Sizler daha 3. sınıfken, hatta belki şu anda bazılarınız 2. sınıf, bu seviyedeyken, bu sınıftayken bile bu tür şu an güncel olarak mühendislerin kullandıkları yazılımları takip edebiliyorsunuz. Bu çok sizin için çok şanslı bir durum. Daha sonrasında benim hedefim yapısal analizlerle ilgilenmekti. Sonrasında FIGES'e girdim. FIGES biliyorsunuz Türkiye'deki en eski bu işle uğraşan, yani nümerik analizlerle uğraşan en eski firmalardan bir tanesi. Kendisi aynı zamanda Ensys'in distribütörü. Yaklaşık işte 2018'e kadar. Daha sonrasında diğer distribütör olan Anamama ile birleşerek Nümesis'i kurdular. Ve satış tarafı bu tarafa kaydırıldı ama o vakte kadar, yani ben yaklaşık 7 yıl boyunca Ensys'in hem distribütörlüğü yapan firmada hem distribütörlükle ilgili çalışmalar yaptım. Hem de mühendislik faaliyetlerinde bulundum. Tabii böyle bir firmada çalışmanın şöyle bir artısı oldu. Bir, sadece gemi inşa sektörü özelinde bir şeyle karşılaşmanın, çok farklı sektörden, çok farklı işlerle uğraşan firmalarla karşılaşma şansım oldu. Burada bizim hem birinci, yani üç tane temel görevimiz var aslında. Satış ekibine destek oluyorduk, yazılım eğitimlerini veriyorduk müşterilere. Teknik destekle, aslında dört tane teknik destekleri cevaplıyorduk müşterilerden gelen ve projelerde çalışıyorduk. Çok yoğun bir faaliyet aslında, hepsini bir arada gerçekleştirmek. Ama bu kadar yoğun bir süreç içerisinde öğrenme grafiği çok hızlı gerçekleşiyor. Sizin de belki aklınızda hani hangi firmada da nasıl bir firmada çalışmalıyım sorusunda belki mezun olduktan sonra birazcık yorulacaksınız ama bu şekilde iş yükünün hani bir tık daha fazla olduğu ya da çok fazla çeşitli işlerle ulaşabileceğiniz bir firma olabilirseniz eğer ya da böyle bir iş tercih ederseniz belki kısa vadede birazcık yorulacaksınız ve sıkılacaksınız ama çok hızlı bir şeyleri daha fazla öğreneceksiniz ve daha fazla tecrübe edeceksiniz. Figes'teyken şöyle bir benim dönemimde aslında şöyle bir artısı oldu.
Ondan öncesinde sadece sondalı elemanlar analizi olarak gemi inşaatta böyle lokal analizler yapılıyordu ve ondan öncesinde ilk global gemi analizi MİLGEM yapılmıştı. MİLGEM de FİGES'in içerisinde olduğu bir projeydi aslında. Sondalı elemanlar ve global patlama analizlerine FİGES ekibi gerçekleştirdi. Tabii bu çok uzun bir süreçti. Yani tek bir kişi değil, bayağı bir takım çalıştı o projede. Ben de hatta sonlarına dahil oldum. Yani revizyonun değiştirilmesi, işlenmesi konusunda MİLGEM projesine. Bayağı bir personel, FİGES'in çalışanın orada gitti, emek harcadı. Çok da değerli katkılar gerçekleştirdi. O zamanki tabii Deniz Kuvvetleri'ndeki bu konuda çalışan o dönemde subaylar hem yurt dışından aldıkları eğitimlerde hem yurt içindeki eğitimleriyle ve özverileriyle çok büyük bilgi birikimi oluştururlar aslında MİLGEM'le beraber. Gemi inşaatındaki son elemanlar uygulamaları hakkında konuşuyorum. Ve onlarla beraber aslında geliştirilen bir sonda global gemi mukavemetinin yapılması, oluşturulması, analizlerin gerçekleştirilmesi gibi Türkiye'de hiç daha önce yapılmamış, dünyada çok az olan uygulamayı gerçekleştirdiler. Ve ben hep bunu bir bayrak yarışı gibi düşünüyorum. Onlar bir yarışı başlattılar. Ben işte benim kuşağımdaki arkadaşlar o bayrağı alıp bir yere götürmeye çalıştık, çalışıyoruz hala. Belki bizden sonra gelecek olan sizin kuşaktaki arkadaşlar da bizim yaptıklarımız işlerin üzerine hep bir şeyler koyarak bir üst basamağa geçeceğiz. O yüzden o kültürün içinde ben birazcık yetiştim. Bu beni çok mutlu eden bir şey. Birçok belki firmada bilgi saklamanın ya da tecrübe paylaşmamanın standart bir davranış biçimi olduğu bir yerde bizim çalıştığımız ekosistem içerisinde yani hem askerdeki subay arkadaşlar hem FİGES'in içerisindeki de dahil olduğu birçok kurum hep paylaşıma yönelik bir ilişki biçimimiz vardı. Bu şekilde bilgilerimizi arttırmış olduk. O yüzden ben bir taraftan da alttan gelen yeni jenerasyona da bu şekilde destek olmayı, bir şeyleri aktarmayı hem kendim ödev gördüğüm için ben de kendimi bir görev gibi düşünüyorum açıkçası. Yani o yüzden çok severek ve isteyerek bu eğitimlere katılmayı ve arttırmayı düşünüyorum. FİGES'te yani toplamda yaklaşık yani 8 tane farklı geminin global analizlerinin yapılmasında görev aldım. Bazısının tamamını sıfırdan başlayarak gerçekleştirdim. Yaklaşık 3 geminin sıfırdan başlayıp bütün global yeni modelini oluşturdum. Kimisinde de parça parça destek oldum. Kimisinde de yönetici konumunda olması, destekleyici konumunda oldum. Bu aslında çok ciddi bir rakam. Ve ciddi bir tecrübe getirdi bu. Bu kadar çok gemi projesinde yer almak. Bununla beraber bir takım işleri kolaylaştıracak, hızlandıracak makrolar yazmaya başladık. Bu makroları benden önce de yazan arkadaşlar vardı. Ben onlardan birazcık bakarak, etkilenerek aldım, geliştirdim. Sonrasında da işte bir gemi analizi nasıl yapılır, nasıl başlanması gerekir, neler kullanılması gerekir, doğru yöntem nedir, hangi hatalarla karşılaşabiliriz, bu hatalar karşılaşırsak ne olur gibi çok böyle spesifik konular hakkında bu bilgi birikimi alıp toparlamak istedim. Ve eğer ki belki ilerleyen süreçte eğitimimizin belki 3. 4. haftasında belki hani sırf buna özel gemi modeli oluşturma. Gemi değil aslında şöyle diyelim, büyük yapılar oluşturma. Yani büyük gemi benzeri dizayna sahip olan, uçak da aslında çok benziyor gemi dizayn tipi olarak. Bu tür yani boyuna büyük ve enine desteklenen yapıları dizaynına yönelik aslında geliştirdiğim metodoloji var. Bu metotla beraber nasıl başlanır, nasıl gidilir, nasıl yapılır? Bunu şu anda işte uyguluyorum ya da FİGES'ten sonra girmiş oldum. İşte Kuasar firmasının devam eden bir Pakistan'da offset projesi var. Yani Pakistan donanmasında biz Türkiye MİLGEM benzeri korvetleri yapıyor şu anda. O projene bir yan projesi olarak da bir offset projesi var. Yani Türkiye'deki yani ASFAD firması da Pakistan donanmasının bir askeri savaş gemisinin dizaynını
tasarımını anlatıyor, aktarıyor bu know-how'ı. Ben de o ekibin içerisindeydim Kuasar'dayken. Ayrıldım şu anda. Kendi işimi kurdum ama hala devam ediyoruz beraber bu tür çalışmalarımıza. Hatta geçen hafta ben Pakistan'daydım. Oradaki subaylarla işte son elemanlarımızın oluşturulması gemileri falan. Bu konular hakkında çalışmaya devam ediyoruz. Bu metodolojiyi onlara da aktarıyorum. Şu anda onlar da bu şekilde gemi modellemesiyle ilgili bayağı yol aldılar. Devam ediyorlar. Genel hatlarıyla aslında böyle gemi inşa grubuna konuştuğum için çok böyle spesifik işler hakkında bahsediyorum ama bunun haricinde de çok farklı sektörler işte enerji sektörü, taşıma sektörü, otomotiv vesaire gibi yaklaşık 50 farklı projede görev aldım. Dediğim gibi bu tür Ansys yazılımlarının modüllerinin eğitimlerini müşterilere sunuyorduk. Bunu herhalde 350 saatte, 360 saate yakın da eğitim verdim Figes'te çalışıyorken. O yüzden eğitim içerikleriyle ilgili birazcık bu konuda tecrübem var. Katılımcılara bu yazılımların aktarılması ile ilgili soru cevaplar konusunda destek olmaya çalışıyorum hala. Kısacası kendimle ilgili hani bir girizge olarak kendimi tanıtmak istedim. Bu noktadan sonra dediğim gibi yani bizim konumuz çok büyük. Yani Ansys'te yapısal analizler dediğinizde çok farklı konu var. Çok fazla detay konu var. Biz işin neresine kalacağız, ne yapacağız, nasıl yapacağız? Aslında birazcık arkadaşlarla görüşürdük hani çerçeveyi belirlerken ama şimdi kitle olarak şu anda bayağı sayımız kalabalık galiba. 55 kişi gözüküyoruz. Tahminimce herhalde herkes 4. sınıf mı 3. sınıf mı bilmiyorum ama belki mezunlar falan da var. Yani kabaca aslında şöyle bir sizin beklentiniz nedir? Daha önce enstitüde ilgili herhangi çalıştınız mı? Son elemanlar analiz hakkında bilginiz var mı? Beklentiden kastettiğim şey şu. Mesela bu eğitimler, mesela biz giriş eğitimleri verdik Figes'teyken. Giriş eğitimler sadece programın arayüzüne tanıtılmasına yönelikti. Teorik çok fazla bir içerik yoktu bu eğitimlerde. Sizin buradaki beklentiniz nasıl bir şey olacak? Birazcık teorik bir şey görmek ister misiniz? Ya da sadece ya biz işte proje dersini geçmek istiyoruz ve onun için mümkün olduğu kadar elimizden böyle hızlı bir şekilde hani genel bir hatla bir bilgiyi alalım. Sonrasında belki bu konuda tecrübe etmek isteyen daha fazla belki ya da ileride bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarla belki ayrı bir şey yapabiliriz. Çok fazla teoriye girmeden de geçebiliriz. Sizin aslında burada birazcık beklentileriniz nedir? Bir 5-10 dakika isterseniz ben böyle bir şey konuşmak istiyorum. Söz almak isteyen varsa direkt başlayabiliriz. Fikrimi belirtebilir miyim hocam? Tabii, lütfen, lütfen. Teşekkür ederim. Eğer hani benim çok ilgilendiğim alan mesela teknenin structure kısmı dediğimiz postaları, elemanları, kemereleri, sonra üstünde ne tür elemanlar varsa bu elemanların hepsi birlikte içinde analizlenmesi. Hani varsayıyorum belli bir noktaya birkaç kilo Newton yük biniyor ve bu elemanlar o yükü taşıyor mu? Ya da tekne hareket halindeyken burkulma ya da savrulma gibi etkilere maruz kaldığında bu structure bunu karşılıyor mu? Hani bunu farklı koşullarla analizleyebiliyor muyuz? Aslında çok merak ettiğim nokta o. Ve hani çok eğitimi de olmayan bir şey araştırdığım Değil, kadarıyla. evet. Burak Bey, Hocam, bir... pardon. Pardon, ben de girdim. Araya da... Faysal mı söyledin tam? Şu an duyamadım ama söyleyebilirsin. Devam edeyim o zaman. Hoş geldiniz bu arada Burak Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz de dersimizde de offshore analiz dersimiz var. Ali'nin bahsettiği gibi aslında offshore dersinde bir lokal analiz yapacağız. Crane'imizin bulunduğu bölgenin lokal bir şekilde analizini yapacağız. 1,5 post aralıklarına denk gelecek şekilde yanlardan modelleyerek bir analiz yapacağız. Orada yani Crane'in foundation'ını modelleyeceğiz. Oraya gelen yüklerle de bir analiz yapacağız. Benzer bir şey zaten. Hem de bizim projemizde var zaten. O yüzden böyle bir konsept güzel olabilir diye düşünüyorum.
Ama sadece yani bu şekilde de kalmış, sizin deneyiminizde de tabii ki de gemi inşaatı en çok aktif olarak nerede kullanıyorsa bence onları da değinmeliyiz kesinlikle bu kurs Tamam. kapsamında. Hani benim fikrim bu şekilde. Tamam, süper. Arkadaşlarım da. Ben de şeyi söyleyecektim izninizle. Bu CFD Buyurun. kısmıyla da galiba ANSYS'te programlama yapılabiliyor diye biliyorum. Evet. Onlara da girecek miyiz? Veya işte girme şansımız olur mu? Ya Çünkü şöyle, ya benim uzmanlığım yapısal, safety ile hayır, ilgili çok doğru. çok genel bilgilerim var. Yani bir şeyin detaylı bilgim yok. O yüzden hani o konuda çok fazla yardımcı olamayacağım size. Tamam. Piyasada da aklınızda olsun, bir eğitmen hem yapısal anlatıyorum hem CFD anlatıyorum diyorsa oradan çok şey yapmayın. Yani çünkü ikisi tamam hani benzer son denemeler mantığına yakın çözüm metodu geliştiriyor ama çok farklı iki ayrı fizik çözümü. Yani birazdan bahsedeceğiz aslında son denemeler yöntemi bir çözüm yöntemi. Bu çözüm yöntemiyle siz yapısal, CFD, termal, elektromanyetik gibi farklı fiziklerdeki problemlerinizi çözebiliyorsunuz. O yüzden yani ama hepsinin hani mesela yani şeyin akışkanın çözdüğü denklemler bambaşka denklemler. Uğraştığı problemin detayları bambaşka. O yüzden hani yapısal yani uzmanlık gerektiren her biri alt dal. O yüzden ben hani uzmanlık olmayan konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çok da fazla açıkçası da bilmiyorum yani. Ama belki şeyle ilgili hani bu konuyla ilgili akışkanlarla ilgili de belki yardımcı olabilecek başka bir arkadaş bulabiliriz. Onlar da belki başka bir buna benzer dersler, ufak kurslar ayarlayabiliriz belki ilerleyen süreçte ama. Okay. Başka var mıdır? Fikir Burak, belirtmek isteyen, katılım bulunmak isteyen? Burak Bey, ben bir araya gireyim. Şu an Güzel. sanırsam buradan hazırlıktan başlayayım. 1, 2, 3, 4 yani her sınıftan arkadaşlarımız var muhtemelen. Arkadaşlar olarak da arayüzü de tanımak. Yani bir genelden özele doğru gitme şansınız varsa çok seviniriz. Tamam. Okey. Başka var mıdır? Katkı sunmak istiyorum. Bu arada ben hani şu anda hani konuyu kapatacağız ve bir daha hiç konuşmayacağız diye bir şey yok. Ben konuşurken beni hani aklınıza bir şey takıldığı zaman, bir soru olduğu zaman bölebilirsiniz. Ya da başka ya hocam bu taraf başka bu o kadar detaya girmeden başka bir yere gidelim ya da şu bizim daha çok ilgilendiğimiz bir konu. Şu konuları da merak ediyoruz dediğin deyip dersi kursumuzu yönlendirebiliriz beraber. Benim açıkçası şu anda ilk defa böyle bir şey yapıyorum çünkü hani bu kadar böyle üniversite öğrencileriyle ve hani birden dörde kadar yani hani mukavemet 2'yi de bitirmiş proje yapan öğrenci ve daha böyle mat bir alan hani öğrenci çok farklı yani şey mühendislik algısı bilgisi seviyesi anlamında herkese hitap edebilecek bir şey ayarlamak yani programlamadım açıkçası programlayamadım. O yüzden aslında bu süreçte beraber bir şey çıkartacağız burada. Birazcık bir şeylere değineceğiz tabii ki de. Belki bazı şeylere daha fazla detaylı gireceğiz. Son var mıdır acaba başka katkı sunmak isteyen? Hocam, APDL ile yönelik bir çalışma yapacaksınız peki? Çok güzel. İsterseniz yaparız. Ya ben isterim açıkçası. Zaten ben de onun bitirme tezim onun üzerine. Hani olursa sevinirim yani ben de. Tamam. Yani PDL ile ilgili çok temel bazı bir takım şeyler gösterebilirim. Çünkü PDL'e girersek işin hani bir bu kadar da arayüzle ilgili zaman harcamamız gerekir ama ben hani genel olarak şeyle ilgili yani bu şimdi kendimi de düşünüyorum açıkçası sabahtan beri hani ne konuşalım nasıl bir şey yapalım diye düşünüyordum. Kendi kaygılarımı da hatırladım üniversite yani sizin döneminizdeyken. Burada da mesela şey filan diyorlardı böyle yani Workbench yanlış çözüyormuş. Hani Workbench başka bir şeymiş galiba filan gibi böyle şeyler vardı. Bu nasıl bir şey? Hani ne çözüyor? Nasıl çözüyor?
hangi modül ne yapıyor, artıları ne, eksileri ne. Geçen dönem Aqua'da öyle bir sorun yaşamıştık. Mechanical'da o kadar bir sorun yaşamadık. Zaten bu sefer Ansys içinde modelleme yaptık. Design moduları kısmında modelleme yaptık ama şu anda yaptığımız model çalışması biraz yani alışmamız açısından yapılan bir modeldi. Şimdi gerçekten yaptığımız projenin modellemesini yapacağız. O yüzden model kısmımızda bize anlatırsanız, yani bunun üzerine daha çok durabilirsek, en azından bir hafta diye konuşmuştuk sanırım sizinle ama yani bir iki hafta en azından model kısmına da biraz değinirsek çok mutlu oluruz. Bir de Space Claim mi kullanacağız yoksa Design Modeler mı? Yani şöyle, ben yani design ilk Figes'e başladığımda design modülü kullanıyorum. Space Claim daha o kadar yani ayrı bir modül olarak satılıyordu. Entegre değildi Workbench'in içerisine. Ve ben hani bütün o dönemdeki karmaşık projelerin hepsini design modülde yaptım. Herhalde bir 3 sene falan kullanmışımdır. Ama Space Claim kullanmaya başladığımdan beri ben açmadım design modülleri. Yani Design Model zaten artık geliştirilmiyor Ansys tarafından. Herhalde birkaç versiyon sonra da yanlış bilmiyorsam, hani sadece hani aldığım bilgi olarak, off the record bilgi olarak zaten legacy şeyine düşecek. Yani şu anda da sana satılıyor lisans olarak, kullanılabiliyor eski alışkanlıkların devam eden firmalar tarafından ama herhangi bir yatırım yapılmıyor. Yani öyle bir kalan bir ürün. Şu anda Space Claim çok gelişiyor. Her yeni versiyonda yeni özellikler katılıyor. Kullanımı çok rahat. Birçok şey yapabiliyorsunuz ve çok kolay ve çok hızlı yapabiliyorsunuz. Ve şeyde de şu anda da güncel kullanan, yani piyasada da çoğunlukla Space Claim kullanılıyor diyebilirim. Çok muhafazakar böyle dizayn yöneticileri falan var. Ben bunu bildim, bununla giderim diyen tipler var. Onlar genelde böyle design model falan kullanıyor. Şimdi yani o yüzden ben size açıkçası Space Claim kullanmak istiyorum. Hiçbir base yok. Space Claim yaptığınız bir şey design model da açabilirsiniz. Her şey gelir. Yani illa birisi design model yapılmış bir dosya görmek istiyorsa onunla da açabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama benim tercihim Space Claim gösterme yönünde ve orada yapmak yönünde modellemeyi. Sonrasında sizin daha çok işinize yarayacaktır. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Biz de design modülü üzerinden ilerlemiştik. Hocamız ona daha hakimdi. O yüzden bize onu göstermişti ama yani Space Claim'i de öğrenirsek... Yani... Güzel olur. O zaman çok daha iyi olur. Hem orada öğrenmişsiniz birazcık. Hocanın göstermiş. Şimdi ben de biraz Space Claim'i göstermiş. Hem de kıyaslama yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Bence de daha güzel olur. Teşekkür ederim. Tamam. Süper. Var mıdır başka konuşmak isteyen, beklentisi olan? Okey. O zaman şöyle aslında benzer, benim kafamda kurguya benzer bir sonuç çıktı. Bir kere şeyi ilk önce göstermek istiyorum ben de. Hani FEA nedir? Bu arada lisansı hala tabii siz mesela bu son elemanlarınızı yapacaksınız ama bununla ilgili teorik bir ders aldınız mı? Ya da bir dersin herhangi bir yerinde herhangi bir hoca bahsetti mi size bu işin teorisinden? Neyi nasıl çözdüğüyle ilgili? Özellikle 4. sınıftaki arkadaşlardan hani bir cevap, herhangi bir cevap alabilirsem. Yani sonlu küçük parçalara bölerek her bir parça üzerinde lokal analiz yaparaktan ilerlediğini söylemişti arayüzünde. Bu şekilde ilerliyormuş. O yüzden zaten sonlu analizi geçiyor diye biliyorum. Ama yok, o moral... sadece şey merak ediyorum. Hani okulda yani 4. sınıfa kadar herhangi bir derste herhangi bir hoca bu işin teorisiyle ilgili bir şeyden bahsetti mi? Hocam çok detaylı görmedik. Sadece yani bahsedilip geçildi veya işte bir derste anlatıldı falan yani. O tarz. Tamam, okey. O zaman çok böyle detayına girmeden, hani denklemlerine falan filan teorisine girmeden kabaca biz neyi çözüyoruz, nasıl çözüyoruz?
Bunu birazcık bilmemiz gerekiyor. Yani programı düzgün bir şekilde kullanabilmemiz için. Yani özellikle şimdi şöyle bir şey var. Bizim kullandığımız bir paket, bir yazılım. Yani bunun son elemanlar yöntemiyle analiz yapan birçok paket yazılım var. İşte Nostrum var, Rensis var, Abacus var. Onun haricinde Apex vesaire galiba. Apex aynı şeyi çözüyor galiba. Farklı bir arayüz galiba. Bunlar hepsi paralı. Bir de ücretsiz olanlar var. Salon vesaire gibi. Onları ben hiç kullanmadım bilmiyorum ama bir de ücretsiz EFE yazılımları var. Ya da kendiniz de oturup bir şey yazabiliyorsunuz. Yani inanın çok gözünüze bükülecek bir şey değil. Basit bir plakanın titreşim hesabını yapabilecek. Kodu da kendiniz basit bir şey kodlayabilirsiniz. İnternette bu konuyla ilgili bir sürü Python kütüphanesi falan var yapan arkadaşlar. İnsanların paylaştığı. Yani biz neticede elimizde bir teori var. Bu teori kullanarak farklı yazılımlar bu teori kullanarak çözümler üretiyorlar. Bu çözümlerin tabii de hangisinin daha tercih edilebilir olduğu aslında kullanıcı dostu olup olmadığıyla, işte piyasanın ihtiyaçlarına göre bir takım işte programın özelliklerinin geliştirilmesi vesaire. Bu aslında bir takım yazılımları öne çıkartıyor. Yani şimdi Ansys bu konuda dünya, yani en son 2021'de yanlış hatırlamıyorsam sektörde birinci diye hatırlıyorum. Yani rakamları hatırlamıyorum ama en büyüyen firma. Ve hani Ansys'in içerisinde şeye sormuştum. Mesela CFD analizleri yapılıyor mu? Şu anda mesela Ansys sitesine girerseniz bir ürün gamı her sene yaklaşık iki ya da üç farklı fizik dalındaki yazılımları kendi bünyesine katıyor. Genel olarak şöyle bir politikası var Ansys'in. Herhangi bir X konusuyla ilgili yeni bir kod geliştirmek, yeni bir arayüz geliştirmek yerine var olan programı geliştirmiş olan, başkaları tarafından geliştirmiş olan yazılımları kendi ortamına entegre ediyor. Bu bir politika. Yani aynı şekilde mesela Aqua da öyledir. Aqua'nın çıkışı yanlış hatırlamıyorsam 80'lere mi 90'lara falan galiba geliyor. Bu arada benim yüksek lisansımda ben Aqua'ya hidrolik üzerine yapmıştım. O yüzden birazcık hani Aqua'da da bilgim var. Konuyla ilgili de başka sorularınız olursa başka bir noktada hani bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Aqua öyle. Mesela en son işte ışık optikle ilgili bir şeyler kattı kendi bünyesine. Yani şey gibi bir politikası var. Herhangi bir mühendislik probleminiz varsa fizikten bağımsız olarak Ansys ürünlerinden herhangi birini alıp kullanabilirsiniz ve bunlar birbirleriyle entegre çalışacaktır gibi bir politika gidiyorlar. Ve hani şu ana kadar da çok başarılı gidiyor ürünleri. Ama tabii Ansys'in ilk en yani çekirdek bir modülü yanlış bilmiyorsam yapısal tarafı. Yani structural çözümleri. Daha sonrasında yine aynı şekilde sanıyorum Fluent'i alıyor. Kendi bünyesine dahil ediyor. Fluent de akışkanlar dinamiğiyle ilgili çözüm yapılan modülü ve daha sonra işte CFX vesaire gibi başka modüller çıkartıyor. Bunun haricinde elektromanyetik analizler yapılabiliyor sistemin içerisinde. Akustik analizler yapılabiliyor. Başka optimizasyon analizleri vesaire gibi çok farklı konular var. Biz de burada şimdi genel olarak bunların hepsinden bahsedeceğim. Daha sonrasında bir arayüzden bahsedeceğiz birazcık aslında bugün. Bir de ben size şu anda bir link göndersem dosyaları alıp yükleyebilirsiniz, indirebilirsiniz gibi geliyor bana ama şu chat'e yazsam bir şey şu anda. Şimdi ben Ansys'in eski birazcık eğitim dokümanları var, materyalleri. Onlardan gideceğim bazı yerlerde. Burada eğitimlerde daha doğrusu bir eğitim konusu oluyor ve sonrasında hep uygulama oluyor. Uygulamanın hem adım adım ne yapılacağı ile ilgili bir sunum oluyor. Hem de uygulama için eğer ki bir input dosyası kullanılıyorsa o CAD dosyası ya da input başka neler varsa onlar da oluyor. Ve o şekilde takip edebiliyorsunuz çok iyi bir şekilde. Ben de bu hafta için aslında hani birazcık bir şeyler açalım, başlayalım bakalım. Hani sırf ben konuşayım, siz dinleyen değil de daha etkin bir şekilde katılımınızı sağlamak için çok basit bir hani uygulaması yapalım. Hem de arayüzü görelim beraber. Orada beraber bir şeyler yapalım istiyordum. Onun için de ben size şimdi bir link paylaşacağım bu chat kısmında.
Birazcık ben bir şeyler anlatırken siz de bu sırada bu dosyayı indirebilirsiniz. Hemen paylaşıyorum. Bu dosyayı indirebiliyor olmanız lazım. Bu arada chatte bir şeyler yazılmış, ben onları görmedim. İzin tutsun açmamız. Chat'te yazan arkadaşlara bakıyorum. Nemesis stajyer alımı yapıyor mu? Stajyer tutumunu görmeler fırsatı oluyor mu acaba? Bilmiyorum, Nemesis stajyer alımı yapıyor mu? Nemesis'teki arkadaşlara yazabilirsiniz. Bu arada hani Nemesis, Anova vesaire diğer bütün bu firmalar, Figes, yani çoğunlukla geri dönüyor olmaları lazım. Yani o konuda çok şeydir arkadaşlar. Yani hani direkt yazabilirsiniz. Stajyer alımınız var mı? Ne yapıyorsunuz? Yardımcı olabilecekleri bir konu varsa yardımcı olurlar yani. Eğitim konusunda vesaire de yardımcı olabilirler. İleri konulardaki eğitimlerle ilgili. Yani ben elimden geleni yapacağım tabii ki, ama sonrasında daha kurumsal bir eğitim almak isterseniz vesaire. Çünkü öyle biz gidiyorduk. Yani ben şeye falan gittim, hatırlıyorum. İTÜ'deki savunma kulübüne mesela gelmiştim. Uçak uzaydaki eğitim vermiştik 2-3 gün falan. Kulüplere bu şekilde eğitime gidiyorduk. Titreşim analizi gerçekleştirmemiz mümkün mü? Konteyner gemisine ait bir kış gibi. Yok, bu çok detaylı bir örnek olur. Tabii de bu belli bir proje gibi bir şey sanıyorum, ama isterseniz hani titreşim analizleri nedir, niye kullanılır ile ilgili şöyle bir yarım saat vesaire konuşabiliriz. Yani açıkçası şimdi biz hani yapısal bir şeyler konuşuyorsak eğer, birazcık aslında arkadaşımızın yani bu konudaki katkısı iyi olmuş. Titreşimden de bahsetmemiz gerekiyor. O da çünkü diğer bizim yaptığımız statik analizlerin haricinde dinamik analizlerin çünkü temeli bu titreşim analizine geliyor ve ne olduğu, neyi hesapladığı ve ne işimize yarayacağı ile ilgili bilgimizin olması gerekiyor. Yapısal analizlerle ilgilenecek olan arkadaşların özellikle. Bu konuda da konuşabiliriz tabii ki de. Model analizlerde ben ekleyip konuşacağımız bunlara. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben birazcık böyle arayüzden vesaireden bahsedeyim, göstereyim bununla ilgili birkaç bir şey. Daha sonrasında beraber ufak bir uygulama yapalım. Yani ben burada yapayım. Siz de dosyayı indirdiyseniz eğitim dokümanlarını. Ben bu arada size bütün şeyi paylaştım, eğitim dokümanını paylaştım. Oradaki birinci gün uygulamasını yapacağız burada. Yani beni takip edebilirsiniz. Çift ekranınız varsa bir taraftan kendiniz yapabilirsiniz. Yoksa beni isterseniz izleyin. Sonrasında zaten bütün adım adım uygulamaları olacak orada. Onları yapabilirsiniz. Artık size kalmış orası. Ama şu anda yani bu hafta belki bu eğitim boyunca da girmeyeceğimiz birçok konunun olduğu eğitim materyali de bu paylaştığım zip dosyasının içerisinde oluyor. Kendiniz de daha sonrasında devam edebilirsiniz diğer konu, ileri konulardaki eğitimlere. Birazcık arayüzden bahsedeceğiz. MAPDL'den bahsedeceğiz, klasikten. Çünkü şu anda hala özellikle gemi inşaat sektöründe global yapılardan bahsediyoruz, global analizlerden bahsediyorsak klasik bizim kaçınılmazımız. Yani MAPDL kaçınılmazımız. Bunun niye olduğuyla ilgili çok soru geliyor. Bunu ben de en başta sordum. Ne gerek var dedim. Ne güzel dedim. Workbench diye bir şey var. Specification Design Module diye bir şey var. Ne işiniz var? Biz niye böyle siyah ekranla uğraşıyoruz filan. Dedim işte geçen hafta Pakistan'ın oradakiler de sordu. Niye biz bunu böyle yapıyoruz filan. Yani herkesin ilk aklına gelen soru bu. Ama şey bunun cevaplarıyla ilgili de yani niye kullandığımız gerekçeleriyle ilgili de bahsedeceğim. Ve
ufak uygulama da yaparım size klasikte. Hani klasikte bir şeyleri modellemenin aslında o kadar zor olmadığı, bir takım yazılım ufak tefek makrolarla işte geminin modellenmesini bile çok böyle çok karmaşık olmadığı böylece zor bir iş tabii de gene çok basit değil ama o kadar da gözle büyütülemeyecek kadar. Yani bu iş ancak SpaceCream'de ya da herhangi bir CAD programında yapılır. Klasikte yapılamaz denmeyeceğini belki beraber birazcık ufak bir uygulamayla göreceğim, gösterebilirim sizlere de. SpaceClaim uygulaması şöyle bir şey yapabiliriz. Yani yanlış hatırlamıyorsam ama senle konuşurken de şey demiştik. Hani herkesin ayrı benzer modeli ama yükleri farklı. Yani 3 aşağı 5 yukarı benzer modeli var. Bir barcı var. Buradan jack-up yapıyoruz. Bir barç, klasik bir barç diyebiliriz. Normal gemi yapı elemanları orada da var aynı şekilde. Çok güzel. Ama yani herkesinki barç. Birininki gemi, birininki bir şey değil. Herkesin tamam. Barcı var ve kreni var. Şimdi onun lokal analizini yapacağız biz. Peki siz yani global model dediniz mi? Ya da modelleyecek modellemeniz gerekiyor mu? Hayır, şu anlık lokal bir model yapacağız. Sadece krenin bulunduğu bölge. Anladım. Evet. Tamam. Yani en azından birinizinkini benimle paylaşırsınız önümüzdeki derse kadar. Mesela bir sonraki derste SpaceClaim'de bir şeyleri beraber modelleriz. Yani ben yani birinizin ödevini yapıyormuş gibi olmayayım. Başka bir şey yapalım şimdi. Hani o da hoş olmaz. Ama hani en azından bir belki o barcınla ilgili çizimleri vesaire gönderirseniz belki en azından ben onu global modeli vesaire gibi bir şey yaparım. Kabaca nasıl bir şey yapıldığını birebir aynısı olması bilsin ödevinizin, projenizin. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Hem de bu sırada uygulamalı olarak SpaceClaim'de nasıl yapıldığını ben size tarif ederim. Siz de o sırada sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da istiyorsanız eş zamanlı olarak yapabiliriz. Önümüzdeki hafta istiyorsanız böyle bir şey yapabiliriz SpaceClaim'de. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Ben o zaman bir şey bekleyeceğim sizden. Bir input dosyası. Nasıl bir şey yapacağımızla ilgili. Tamam. Şimdi ben şurada bu size gönderdiğim dokümanın modül 1'i. Birinci gün anlattığımız birinci derste ki bu şu anda çok eski bir versiyonu. Neyse 18 versiyonu. Bu da niye şu anda elimde bu var? Çünkü hemen hemen bu dönemden sonra 18'den sonra galiba ENSYS bütün eğitim dokümanlarını Customer Portal'da koyuyordu. Customer Portal dediğimiz de şey şu, ENSYS'in lisanslı müşterilerinin sadece girebildiği, bir takım işte yeni versiyonları indirebildiğiniz, başka dokümanlara ulaşabildiğiniz ve eskiden de eğitim materyallerine ulaşabildiğiniz bir portal vardı. Buraya sadece ücretli kullananlar girebiliyor. ENSYS'in kullanıcıları girebiliyor daha doğrusu. Akademik yani öğrenci şifresi sanırım olmuyordu diye biliyorum. Tek bir tane veriyordu. Sonrasında Learning Hub diye bir şey kurdular. Belki görmüşsünüzdür internette dolaşırken ENSYS Learning Hub'a girerseniz eğer orada bütün eğitim materyallerini Customer Portal'dan çekip Learning Hub'ın içerisine birebir olarak yüklemeliler. Daha geliştirerek, daha profesyonel bir şekilde. Çünkü burada gördüğünüz gibi sadece slide'lar vardı. Ve çok böyle majör değişiklikler olduğu zaman bununla yenileniyordu. Yani mesela işte bir 18'in eğitimi vardı, 16'nın vardı, bir de 14'ün vardı. 15'in, 17'nin yoktu. Vardı. Bu iki versiyonda bir falan çıkartıyorlardı. Şimdi Learning Hub'da hem videolar eklendi. Videolarda bu arada İngilizce altyazılı falan gayet güzel. Ve bu paralı hale getirildi. Yani ENSYS müşterilerine yıllık belli bir lisansın bedeli olarak uygulanıyor. Ama bu inanın çok düşük bir rakamdı ya. Yanlış hatırlamıyorsam 1000 dolar, 2000 dolar belki de yanlış hatırlıyorum ama yani lisans parasına da komik bir rakamdı. Belki üniversitede akademik olarak bu Learning Hub'a giriş hakkınız olabilir. Eğer ki böyle bir şey varsa bunu soruşturun. Mutlaka girin. Orada bir kariyer şeyi var. Kariyer path dedikleri bir şeyi var. Yani ben işte atıyorum dinamik analiz uzmanı olmak istiyorum. O zaman diyor ki sen önce şu analizleri bitirmen lazım. Sonra şuna girmen lazım diye sizi yönlendiriyor. Ve her bir modülde buradaki gibi böyle statik bir şey değil, eğitim şey içeriği değil. Video var. Videonun içerisinde işte metinler var. Metin içerisinde arama yapabiliyorsunuz. Video içerisinde arama yapabiliyorsunuz. Yani böyle bayağı interaktif güzel bir eğitim ortamı.
Eğer ki varsa İTÜ'nün böyle bir imkanı ya da İTÜ'nün servis sağlayıcısı kim, ya da bu şu anda kullandığınız lisansı mesela Nümesis olması lazım. O zaman üniversitedeki arkadaşlara sorabilirsiniz. Ya da yani üniversiteye sordurup oraya sordurtabilirsiniz vesaire gibi yapabilirsiniz. Bir de Nümesis'in de kendi learning portalı var. Orada da kendimizin kendi müşterilere böyle bir video bazlı bir eğitim içeriği sunuyor. Belki oradan da yararlanabilirsiniz. Daha detaylı videolu eğitimler için. Tabii Udemy'de vesaire de var bir sürü eğitimler. Ben çok fazla bakmadım içerikleri nasıldır falan ama onlar da eminim iyi arkadaşlar güzel şeyler paylaşmışlar diye tahmin ediyorum. Buradaki eğitim dökümümüzdeki bir takım şöyle içerikler birazcık arayüz vesaire eski olabilir. Oraya çok takılmayın. Biz yeni versiyon üzerinden anlatacağız ama şöyle geçelim bakalım. Neler yapıyor? Yani ENSİ'nin aslında core temelde yaptığı işte akışkanlar analizleri, yapısal analizler, elektromanyetik analizler ve multi-domain sistemler. Yani biz yani Workbench'te ya da Workbench değil aslında doğru söyleyelim. Şöyle ENSİS'in aslında en büyük artılarından bir tanesi bu tür coupled analizleri çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Coupled analiz dediğimiz şey ne? Mesela sizin çok sıcak bir içerisinde sıvı geçen bir vananızın yapısal analizine ihtiyacınız var. Buradaki yapısal probleminiz herhangi bir yükten yani bir kuvvetten ve sadece basınçtan kaynaklanmıyor. Aynı zamanda bir takım termal etkiler de var. Termal etkilerinden dolayı oluşan bir takım iç gerilmeler var. Bunları hesaplayabilmeniz için öncelikle termal tarafı çözmeniz gerekiyor. Yani ısı farkını çözmeniz gerekiyor. Sonra bu ısı farkından kaynaklanan iç gerilmeleri, strainleri yapısal tarafa atıp bunun etkilerini yapısal analizde oluşan deformasyon gerilmeleri vesaire yani yapısal sonuçları inceleyebiliyorsunuz. Burada bir aslında data transferini gerçekleştiriyorsunuz. Benzer şekilde atıyorum bir offshore platformunun CFD analizini yapıyorsunuz. Buraya bununla ilgili çok görsel vardır. Bunu anlatıyorum çünkü. Bunu bacaklarına gelen dalgaların üzerine oluşturduğu basınç gradyanı dağılımını alıp bu basıncı yapısal tarafta ekletip elastik sonuçları inceleyebiliyorsunuz. Bunu diğer sanıyorum programlar da yapıyor ama ENSYS bunu çok kolay yapıyor. Yani şu altta gördüğünüz aslında iki ayrı analiz modülünün sonuçlarını tutup sürükleyip sadece birinin sonucunu diğerinin input olarak tanımlayabiliyorsunuz. Böyle bu şekilde coupled analizler gerçekleştirebiliyor kolaylıkla. Döndük kaptan bahsettik. Şimdi gelelim Workbench nasıl bir şey? Workbench'teki çözümler doğru mu, yanlış mı vesaire mi? Aslında tam olarak işin doğrusu şu. Burada yazdığı gibi aslında ENSYS Workbench bir mühendislik analizcilerin projesinin yönetim aracı. Bir modelleme ve analiz ürünlerinin aslında kullanıcının yönetebilmesini sağlayan bir arayüz. Bütün bu modelleme, analiz ürünleri, analiz süreçlerini kolaylıkla yönetebileceği bir arayüz. Bir dosya yöneticisi ve bir işte bir parametrik dizayn optimizasyon çalışkını yapan bir araç. Yani aslında Workbench dediğimiz şey, yani şu yukarıda gördüğünüz bir ana ortam. Tamam mı? Bu ana ortamın içerisinde siz farklı disiplinlerdeki problemlerinizi çözebiliyorsunuz. Bunlar da nedir? Şu sol tarafta gördüğünüz aslında analiz sistemleri. Tabii bu normalde sizin lisansınıza göre içeriği değişiyor. Şu anda kullandığınız lisansa göre tabii farklı şeyler gözüküyor olabilir. Burada tutup sürükleyip bir analiz sistemini bırakıyorsunuz. Örneğin burada bir slick structure bırakılmış. Burada da Slick Structure'da çift tıkladığınızda karşınıza çözüm yaptığınız, analizi oluşturduğunuz, geometrilerinizin işte malzemeleri atadığınız vesaire, pre-post ve post-processing ve çözüm süreçlerini gerçekleştirdiğiniz bir ayrı bir ortam açılıyor. Bunun ismi de Mechanical.
Workbench'in içerisinde, işte her şeyi böyle tane tane anlatıyorum da kafanızda oturması için. Workbench'in içerisinde, Workbench ana bir ortam. Bu ortamın içerisinde farklı farklı çözüm alt ortamları var. Bunlardan bir tanesi mechanical. Bir tanesi atıyorum, şurada gördüğünüz gibi full kısımlar var. CFX, CFD, yani full head. Bir tanesi atıyorum Aqua. Bir başka Rigid Body Dynamics ile ilgili kendi ayrı bir solver. Bunların hepsi kendi alt çözüm ortamlarında açılıyor. Şimdi biz statik analizler, titreşim, dinamik analizler, transient analizler, yani aslında termal analizler, birçok bizim ilgilendiğimiz burkulma analizi gibi analizlerin hepsinin çözüm ortamı mechanical. O yüzden biz hani workbench eğitimi dediğim şey aslında tırnak içerisinde yapısal analizlerle ilgili bir şey, sadece aslında mechanical arayüzünün tanıtılması olmuş oluyor. Şimdi burası dediğim gibi mechanical, şöyle geçiyorum. Yok. Mechanical arayüzünde aslında çok güzel bir converter mechanical arayüzü. Şimdi daha önce klasik kullanan arkadaşlar vardır belki. Workbench kullanan arkadaşlar kıyaslama yapabilirler. Workbench'te birçok şeyi arkada otomatik olarak yapar. Mesela siz şu ekranda gördüğünüz parçaya bir malzeme atamasını otomatik olarak zaten structure still tanımlıdır ve onu direkt atar. Siz daha sonra başka bir şey atayabilirsiniz ama hiçbir şey atamadıysanız zaten o bir şey atıp oraya tikler. Malzemeye atadı. Kontaklar otomatik kullanabilir. Otomatik bir mesh ayarı yapar kendisi arkada hemen. Ve iyi kötü bir sınır koşulu ve yük tanımlarsınız ve statik analizden bahsediyorsak eğer, siz bir analizi tamamlayabilirsiniz. Çok fazla bir input yapmanıza gerek kalmadı. Başka bir şey seçip, başka bir şeyler seçip tanımlamanıza gerek kalmadı. Ama eğer ki biz bu analizi klasik tarafta MAPDL'de gerçekleştiriyorsak, bir kere modeli import ettik. Okey. Daha sonra eleman tipi seçmemiz lazım. Yani biz bu sonda elemanlar analizini hangi eleman tipiyle yapacağız? Onu seçmemiz lazım. Daha sonra bir tane malzeme modeli oluşturup o malzeme modelinin özelliklerini tanımlamamız lazım. Daha sonra bu geometriye, bu malzeme modelini, eleman tipini ve diğer bir takım Fe ile ilgili özellikleri, FEM özelliklerini atamamız lazım. Daha sonra mesh özelliklerini tanımlamamız lazım manuel olarak. Daha sonra bunu meshlememiz lazım yine manuel olarak. Ve daha sonra yük ve sınır koşullarını benzer şekilde tanımlamamız lazım. Yani aslında workbench mechanical aslında arkada birçok şeyi kullanıcı yerine yapıyor. Yapıyor ama bir tane solver var yapısal anlamda çözüm yapan. Work mechanical bütün şuradaki ağaçtaki bilgileri, yani malzemeye ait olan tanımlanan malzeme özellikleri, malzeme modeli, mesh kriteri vesaire her şeyi alıyor. Bütün kontak bilgisi ne varsa teker teker en yukarıdan başlayarak tarayarak alıyor ve çalışma klasörü içerisindeki bir input dosyası oluşturuyor. Bu input dosyası da default'tur, değişmez. Belki girdiyseniz, meraklı arkadaşlar vardır belki, şu solution satırına sağ tıkladığınızda directory'ye, solution directory yazıcı olması lazım. O çözüm klasörüne götürür siz direkt. O analiz dosyasının çözüm klasöründe bir tane ds.dat diye bir input dosyası olur. Bu ds.dat'ı alıp klasikte MAPDL okutursanız bu input dosyasına, aynı kurduğunuz case'i klasikte de kurabilirsiniz. Çözdürdüğünüzde aynı sonucu göreceksiniz. Yani kısacası günün sonunda mechanical aslında sizin analizinizi kurmanızı yardımcı olan bir arayüzdür. Bu arayüz alır bilgileri, toplar, bir case'i kurar, case'i koşturur. Sonuçta bir result dosyası oluşur. Bu result dosyası da çok kolay bir şekilde görüntüleyebilmeniz için araçları vardır ve sonuçlarınızı incelersiniz. Ama bahsettiğim DSDAT dosyasını alıp okutup result dosyasını, yani mechanical'da çözdürdüğünüz analizinizin result dosyasını da yine aynı şekilde klasikte okutursanız birebir aynı sonuçları göreceksinizdir. Yani demek istediğim şey şu, ensesinde bir tane solver vardır. Workbench'te yapılan, yani mechanical'da yapılan analizde crash'te yapılan analizin sonuçları aynıdır. Aynı olması gerekir. Zaten başka bir çözücü yok. Çözdüğü şey de aynı şeydir. Sadece bazı kullanıcılar daha muhafazakar davranıyor. Yani klasiği bildikleri için klasikten gitmek istiyorlar.
Workbench'te bir takım şeyleri default olarak eleman tipleri tanımlıyor. Mesela solid görünce belli eleman tipleri var, onları tanımlıyor. Belki bazı kullanıcılar bu default tanımlanan elemanı kullanmak istemiyor olabilirler ama onun içinde çok kolay ufak küçük komutlar yazıyorsunuz. İstediğiniz eleman tipini oraya atayabiliyorsunuz. Yani sırf bunun gibi ufak tefek sebepler yüzünden klasik kullanmaya gerek yok. Bizim klasik kullanmamız için daha böyle elzem sebeplerimiz oluyor zaten. Geçelim. Bir saate yaklaşıyoruz. Bahsettiğimiz gibi Workbench'imiz aslında bizim ana bir ortamımız. Data transferi sağlayabiliyoruz. Mesela burada bir static analiz yapılmış, sonra titreşim analizine gönderilmiş. Yani öngörülme titreşim analizi yapılmış. Buradaki birinin sonuç dosyasını diğerinin setup'ına yani input'una bırakıyoruz. Parametre çalışmalar yapabiliyoruz. En basitinden mesela bizim atıyorum gemi benzeri bir yapıdan bahsediyorsak atıyorum gördüğümüzün kalınlığını bir parametreye tanımlayabiliyoruz. Bu parametreyi değiştirerek analizi arkada koşturuyoruz. Ve işte tanımadığımız output parametresi olarak atıyorum gerilme, ağırlık vesaire gibi bu sonuçları inceleyebiliyoruz. Birden farklı aynı geometriyi kullanarak bazen şöyle bir problemimiz oluyor. Bir elimizde bir geometrimiz oluyor. Yapmamız gereken işte farklı static analizler olabiliyor. Aynı geometriyle aynı FEM'le son elemanlar arayla hem static analiz hem işte dinamik analizler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Workbench bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Aynı case'i, aynı kurduğumuz son elemanları anı, bunun gibi farklı farklı analizlerde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Sadece işte bu linkleri birbirine bağlayarak. Ve multifizik analizler dediğim gibi işte yapısal akışkan, yapısal termal, hem yapısal termal, elektromanyetik vesaire gibi böyle ciddi üç fiziğinde beraber kullanabileceğiniz kapılar analizler yapabiliyorsunuz Workbench ortamında. Ansys Mechanical'da dediğimiz gibi bir çözüm ortamıydı Ansys Mechanical. Neler yapabiliyoruz burada? Yapısal statik analizler ve dinamik analizler. Bu dinamik analizler belki sonrasında bu konu hakkında ilerlemek isteyen yani yapısal analiz mühendisi olmak isteyen arkadaşların ilgilenmesi gereken, mutlaka ilgilenmesi gereken konular model harmonic response spektrum gibi transient analizler. Bunların çözümünü gerçekleştirebiliyoruz. Termal analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Mekanik ortamında magnetik, elektrik ve multifizik analizleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi aslında bir saat diye konuşmuştuk ama birazcık sanıyorum uzatacağım ben. 1,5 saate galiba bağlayacağız. Çok kabaca biz ne yapıyoruz son elemanlar analizinde bunu göreceğiz. Şimdi elimizde bizim bir CAD modelimiz var arkadaşlar. CAD modelimiz bizim fiziksel gerçek modelimiz gibi düşünebilirsiniz. Ve bununla ilgili bir problemimiz var. Bu problemimizde atıyorum içerisinde geçen sıvının bir basıncı var, sıcaklığı var. Bununla beraber bunun yapısal, bu yüklerin yapısal altındaki yapısal etkilerini incelemek istiyoruz. Güzel. Şimdi bunun analitik yöntemle çözebiliriz. Analitik yöntemle aslında hepimizin kullandığı işte bir takım işte mukavemet formülleri, kirişlerle, plakalarla ilgili bir takım mukavemet formülleri var. Bunları kullanabiliyoruz ama problemimiz bizim gittikçe karmaşıklaştıkça geometrimiz ya da yüklerimiz karmaşıklaştıkça bu analitik yöntemleri uygulayamıyoruz. Bunları uygulayabilmek için, çözüm bulabilmek için başka yöntemler geliştiriyor. Özellikle 1950'lerle pik yapan son elemanlar yöntemi geliştiriliyor. Buradaki aslında mantık şöyle bir şey. Siz bunu günlük hayatımızda biz çok fazla uyguluyoruz. Yani bir problemimiz varsa bu problemi hiçbir zaman tek başına bir anda çözmüyoruz. Ben hep şu örneği eğitimlerde bu örnek veriyorum eğitimlerde. Mesela evinizde badana yapacaksınız, boyasını yapacaksınız. 3 odanız var, bir salonunuz var. Ne yapıyorsunuz? Aynı anda bir sistem yapıp bütün duvarları aynı anda boyayabilen bir sistem geliştirmekle uğraşmıyorsunuz. Yapamazsınız, çok maliyetli ve uygulanabilir değil. Onun yerine
Önce diyorsunuz ki birinci odaya başlayacağım. Birinci odada da diyorsunuz ki bütün duvarları aynı anda boyayamam. Okey, tamam, önce birinci duvarından başlayacağım. Sonra ikinci duvarına geçeceğim. Sonra üçüncü duvarına. Aslında burada ne yapmış olduğunuz? Siz probleminizi daha küçük parçalara böldünüz. Benzer bir mantıkla eğer ki siz kendi probleminizi mesela örnekteki gibi bu Van örneğindeki gibi eğer ki probleminizi daha küçük parçalara bölersiniz ve mevcut probleminizin çözümünü bu küçük parçalarda yapıp her bir küçük parçada her bir küçük probleminizin küçük yükünü ve küçük koşulunu tanımlarsınız ve davranışını bildiğiniz elemanlarla bunu gerçekleştirirsiniz. Sonucunda elde ettiğiniz her bir küçük parçadaki sonucu bütün büyük parçaya entegre ettiğinizde siz kendi probleminizi çözmüş oluyorsunuz. Çok temel anlamdaki, çok temel mantığı bu. Yani probleminizi küçük parçalara ayırıyorsunuz. Mesh dediğimiz şeyin ismi sonlu elemanlar ağı. Çünkü bir ağ yapısına dönüştürüyorsunuz. Ve bu ağ yapısındaki her bir elemanın, her bir parçanın ismi de eleman olarak geçiyor. Tahmin edebileceğiniz üzere eğer ki bir şey düşünelim, bir perfect bir daire düşünelim. Bu perfect daireyi çevresini hesaplayabiliyoruz. Çizerken de bir matematik fonksiyonu var, daire çizebileceğiniz. Bir analitik bir tanımı var dairenin. Ama siz eğer ki bunu daha küçük çizgilerle, yani düz çizgilerle bu daireyi tanımlamak isterseniz, tahmin edebileceğiniz üzere çizginin boyutunu ne kadar küçültürseniz o kadar bu ideal dairenin gerçek geometrisine yaklaşırsınız. Benzer mantıkla probleminizi ne kadar küçük elemana bölerseniz aslında gerçek geometrinizi ve gerçek probleminizi o kadar daha iyi tanımlayabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz kavramın ismi de işte mesh density, yani son elemanlar anı yoğunluğu. Yani bir başka de işte elemanın küçüklüğü veya büyüklüğü, elemanın yoğunluğu, mesh yoğunluğu falan vesaire gibi tabirler var. Hepsinin temelindeki mantık bu. Burada bir soru gelmiş. Siz default olarak üçgen mesh atıyoruz. Siz analizde üçgen mi yoksa dörtgen mesh kullanmayı tercih ediyorsunuz. Default üçgen atmaz aslında. Eğer ki geometriniz karmaşıksa, yani mesela bir düz bir küp geometriniz varsa buna default mesh atarsanız mechanical'da atacağınız hex atacaktır. Hepsi dörtgen geometrili meshler olacaktır. Ama geometriniz birazcık yani bu dörtgen atabilme kurallarının haricinde bir geometri ise, yani birazcık karmaşık amorf yüzeyler var, karmaşık bir geometri ise, o zaman evet üçgen tabanlı elemanlar atacaktır. Hangisini kullanıyoruz? Artık bunun çok böyle yani eskisi kadar fantastik bir önemi kalmadı. Çünkü eskiden kullanılan eleman tipleri, şimdi birazdan anlatacağım size, farklı farklı hem eleman geometrileri var hem de eleman tipleri var. Bu eleman geometri tiplerine bağlı olarak her bir elemanın kapasitesi var, kabiliyetleri var. Eskiden üçgen elemanlar kabiliyetleri ya da işte kullandığı alt fonksiyonları daha farklıydı ama bunlar da geliştirildi. Yani yeterli sayıda üçgen eleman attığınızda da yaptığınız analiz çok yanlış olmayacaktır. Sonuçlar çok farklı olmayacaktır. Eskiden bu böyleymiş, evet. Bir de tabii ki de şey düşünün, hani bir dikdörtgeni geometrisini tanımlayacak bir mesh oluşturacaksanız eğer, tabii ki de dikdörtgen eleman kullanırsanız tek bir elemanla geçiyorsunuz. Ama üçgen eleman kullanırsanız iki elemanla geçiyorsunuz en basitinden. Üçgen eleman kullanmanın bir dezavantajı da işte eleman sayısını arttırıyorsunuz. Ama şu andaki artık bilgisayar kapasiteleriyle bu da çok öngörülebilir. Yani şey yapılır, çok da önemli hale gelecek bir şey değil. Yani biz hani 1 milyon, 1,5 milyon notlu analizlerle transient zamana bağlı çözümler yapabiliyoruz. Çok da yani 200 saat gibi çok da uzun günlere varmayan süreçlerde. O yüzden artık o şey yok. Hani illa üçgen mi olsun, illa dörtgen mi olsun. Dörtgen yapabiliyorsunuz, yapın, yapamıyorsunuz da üçgende yeterli küçüklükteyse tabii ki, yeterli kalitedeyse bunların hepsi tabii ki de sadece şekli konuşuyorum ben ama eleman yoğunluğunun sağlandığını, eleman yeterli eleman sayısının, yeterli elemanla geometrinin tanımlandığını eğer düşünüyorsak eğer
üçgen elemanı da kullanabilirsiniz. Bir analize başlarken ne yapmamız lazım? Bu aslında Mechanical'daki ağacı takip ederseniz zaten sizden ne yapmanız gerektiğini tanımlıyor. Öncelikle işte hangi analizi yapacağım? Benim problemim ne? Bunu seçiyoruz. Yani benim statik bir problemim var, dinamik problemim var, termal mi? Bununla ilgili modülü seçiyoruz. Neyle yapmak istiyorsak. Daha sonrasında pre-processing yani analiz öncesindeki işlemleri tanımlıyoruz. Bunlar da nedir? İşte malzemenin parçalarımıza, geometrilerimize uygun malzeme modelinin atılması, eleman tiplerinin, eleman boylarının, mesh yapısının kurulması, yüklerin, sınıf koşulları tanımlanması ve diğer analiz ayarlarının yapılması aslında pre-processing işlemi olarak geçiyor. Daha sonra çözüme geçiyoruz. Çözüm kısmı, en zevkli kısmı basıyoruz ve bekliyoruz. Analizcinin en çok sevdiğim kısmı olur. Beklersiniz. 2 saat boyunca çayınızı, kahvenizi alırsınız, durursunuz. Daha sonrasında sonuçların değerlendirilmesi kısmı. Post processing'de de hangi sonuçları istiyorsak, hangi bölgeyi inceliyorsak bu ilgili result'ları çekip sonuç dosyasından sonuçlarımızı inceliyoruz. Bunlar arayüzler. Bunları geçiyorum. Malzeme kütüphanesiyle ilgili bir şeyler de var ama çok fazla uzatmak istemiyorum. Uçurdu geçirdik. Ben şurada basit bir örneğimiz var. Bu basit örneğimizi hızlıca yapacağım. Bir şeyler ekleyeceğim. Yani gene şeyi takip edeceğim. Uygulamadaki size paylaştığım uygulama dokümanını takip edeceğim. Sizin de bu arada sorularınız varsa ben yaparken siz de yapabilirsiniz bu esnada. O sorularınızı şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Şimdi size gönderdiğim dosya, şöyle bir dosya yapısı vardır. Açtığınızda Lecture Staff Train, bunlardan biri işte PDF, biri PowerPoint sunusudur. Bunun haricinde bu eğitim şeyleri, dokümanları her bir başlık altındaki farklı farklı eğitim başlıkları var. Başlıkları görebiliyorsunuz buradan ve her eğitim başlığının sonunda da bir tane uygulamaya yönlendirir sizi. Uygulamalarda da yine aynı şekilde şurada görebilirsiniz. Bunlar da her bir modül sonundaki, analiz eğitim başlığının sonundaki uygulamalardır. Mesela biz işte bu uygulamayı yapacağız. Burada size zaten baştan anlatır yükümüz, nasıl koşulumuz, nedir amacımız bu uygulamayı yaparken. Kabullerimizden neler yapıyoruz. Bunun gibi en temelden başlayarak adım adım size bir uygulamayı yaptırtır. Şimdi ben bunu diğer ekranıma aldım. Farklı bir şey yapmamak adına sizden. Şöyle. Bu aynı şekilde bu bir workshop instruction dosyanın olduğu kısım. Bir de uygulamaları yaparken kullanacağımız input dosyalarımız var. Bu input dosyaları da şu workshop input files klasörünün altındadır zaten. Bunun içine girerseniz ilgili dersin altındaki input dosyasına bu şeyinizi başlatabiliyorsunuz tutorial'ımızı. Şimdi yeni bir geometri dosyamızı hemen şöyle bence tutup sürükleyip bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da manuel olarak buradan bir geometri oluşturup oraya dosya tanımlayabilirsiniz vesaire ama ben genelde bu hızlı yöntemi kullanıyorum. Ya da bir başka yöntem olarak örneğin bir string structure yapacağız. O zaman da işte buraya girip geometriden import geometri cap full step cross deyip buradan tanımlayabiliyorsunuz. İkisi aynı şey ya da şu dosyayı alıp tutup sürükleyip bunun geometri satırına bıraktığınızda yine aynı şekilde bu geometriyi analiz sistemin içerisinde bırakıyorsunuz. Dediğimiz gibi Workbench ortamı bütün analizler için ya da data yönetimi için kullandığımız ana ortamımız.
Engineering data kısmına şöyle bakalım. Bütün malzeme modelimiz, modellerimiz, tanımladığımız bütün malzeme modelleri, yani bu analizde kullanacağımız malzeme modelleri engineering datanın içerisinde bulunuyor. Bu şekilde çift tıkladığınızda ilk açılan ekranda bakın görüyorsunuz şu andaki tanımlı olan ilk tek malzeme modelimiz structure still. Buraya istediğimiz kadar malzeme modeli tanımlayabiliriz analizlerde kullanacağımız ya da kendiniz ayrıca analiz malzeme modeli tanımlayabilirsiniz ya da NCS'in kendi mevcut olan kütüphanesindeki tanımlı olan bazı malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu da fena değildir aslında özellikle şu Granta ile beraber gelen Granta bir malzeme modeli tedarikçisi aslında. Onu da NCS'de yaptığı bir anlaşmayla beraber gelen bir takım malzeme modelleri var. Fena değil. Daha fazlası için yanlış hatırlamıyorsam parayla alabiliyorsunuz Granta'dan. Sonra bu General Materials da NCS'in kendi default malzeme kütüphanesi. Mesela biz bu analizde ne yapacakmışız? Alüminyum alışım kullanacakmışız. Herhangi bir malzeme modelini bir kütüphanedeki, bu arada farklı farklı kütüphaneler var yukarıda görebileceğiniz üzere. Farklı disiplinler için. Buradan her bir kütüphane altında tanımlı farklı malzeme modelleri var. Siz de kendi kütüphanenizi oluşturabiliyorsunuz. Bu kütüphanenize farklı malzeme modelleri tanımlayabiliyorsunuz. Biz şimdi buradan sizin kendi default kütüphanesindeki bir alüminyum alışım malzemesini tanımlıyoruz. Tanımlamak için de şu sarı artı butonuna bastığımızda yukarıdan ben yine şeyi kapatıyorum, engine data source'umu. Evet, bu ana ekranında bu alüminyum alaşım malzemesi tanımlandı. Bunun tanımladığımız bu malzeme modelini bizim mechanical'a göndermemiz gerekiyor. Zaten yeni bir değişiklik yaptığımızda hemen burada bir yeşil yenile butonu çıkacaktır. Bunun anlamı şu, bu butonun üzerindeki yani hangi sekmede buton, yanlış bir kelime oldu aslında ama hangi hücrede çıktıysa bu yeşil yenile işareti onun üzerindeki herhangi bir satırda bir şeyin değiştiği anlamına gelir. Ve sizden, Workbench sizden bunun yenilemenizi isteyecektir. Şimdi ben çift tıkladım ya da sağ tıklayıp edit diyebilirsiniz. Hangisi kullanınıza geliyorsa mechanical açılacak. Bu arada şu an hangi versiyonu kullanıyor herkes? Herkes aynı şeyi mi kullanıyor? Şuradan ben 16.1 kullanıyorum hocam. 16.1? Aynen. Vallahi eskilerden kim kaldı ya? 16.1 çok eski. Şu an galiba en son 22R2 var hocam. Öyle bir şey olması lazım. Kaç? R2 var. 2022'de 2022 R2 diye yazıyordu ama R1 değil R2 olanı var. Yazar zaten. Hocam bir güncel indirebiliyoruz etüden. Akademik olarak kullanabiliyoruz şu an. Şu an sesli geliyor mu? Evet geliyor. Bir ben bağlantıyla ilgili bir hata verdi ama sesim geliyor mu şu anda? Geliyor hocam. Bizim geliyor mu? Ha geliyor. Tamam. Okey. 2022 R2 var şu an okulun şeyinde. Tamam süper. Ama onun galiba mes sayısı sınırlı hocam. 25.000 galiba maksimum mes sayısı. Evet. Akademikte genelde öyle oluyor. Yani o sıkıntı doğru mu peki? Yani az olması. Yani şeyler için bu bizim yapacağımız şu andaki yani bu faaliyet için yeterli bir şey. Çok da şey olmaz. Kors olur. Önemli değil. Yani şu anda zaten bir projeye şey yapmayacağımız için hani gerçek bir şeyler çok uğraşmayacağımız için çok sorun olmayacaktır yani. Şimdi bakalım. Öncelikle malzeme modelini değiştirin. Şimdi 16 kullanan arkadaşım yani şöyle 2000 galiba arayüz değişti. Yani mechanical'ın arayüzü şu andaki benim ekranımdaki gibi bir arayüze dönüştürüldü.
arayüz, daha eski arayüz. Orada toolbar işte daha farklı. Burada sendeki aslında biz bütünlük sağlamak istiyorlar sanıyorum. Ya da yine trend bu mu artık bilmiyorum. Kullanıcı şeyler, dünya butonlara gitti. Başta ben çok yadırgamıştım ama herkes gibi bir süre sonra alışıyorsunuz. Gayet de güzel geliyor yani böyle büyük buton. Burak Bey, çok donma yaşıyoruz da şu an. Acaba videonuzu kapatsanız çözülür mü? Hah, olur olur tabii. Ben şey tutup videoyu. Şu an nasıl? Şu an sorun görmüyor. Tamam, süper. Fark etmedi. Tamamdır. Şimdi bir geometriye farklı bir malzeme modelin altında istediğimiz body'yi seçtik. Şurada altta bakın assignment kısmı vardır. Bu assignment alışını atıyoruz. Artık bu arkadaşın malzemesi alüminyum alaşı. Bunu kontrol etmek istedim. Yeni versiyonda display'de, display type'ın altında material diye bir seçeneğimiz vardı. Burada her parçaya ait olan malzeme modeli ve onun renk kodu gözükecektir. Renk kodu da şöyledir. Değiştir. 10-15 farklı malzeme modelin kullanımı analizler oluyor. O zaman bu renklendirme kısmı çok işe yarıyor. Modeli seçebiliyoruz. Malzeme için farklı bir renk seçebiliyorsunuz. Hemen bakın şimdi burada. İstedi. Refresh dediğimde artık malzeme modeli, malzeme rengi değişti. Malzemenin atamasını gerçekleştirdim. Şimdi sınıfta ben de farklı bir şey yapmak istemediğim için bir parçamızın dış kısmına bir dış basınç uygulayacağız ve materyallerini şimdi şu görüntüleme kısmına balikalarını alıyorum. Bu arada farklı görmek isterseniz. Eski versiyonda bu şekilde geçer. Şu geometriye tıkladığınızda hemen alttaki pencereden alırsınız. Bu da aynı şekilde malzemeye göre renklendirecektir geometrinizi. Bir basınç tanımını yapalım. Yukarıdaki fark etmişsinizdir. Yukarıdaki sütun nereye tıklarsınız burada? Yani geometriyle ilgili özellikler, malzemeyle ilgili mesh özellikleri ve burada mesela şuradan bir pressure seçelim. Hocam bölüyorum kusura bakmayın ama görüntü çok fazla donuyor şu an hani duyamıyoruz. Çok fazla kesiliyor. Çok fazla kesiliyor. Hocam 3-5 dakikadır böyle yaklaşık. İçinde yapabiliriz. Arkadaki uygulamalar var mı acaba? Bu şekilde kasacak Burak Bey. Bak onları kapatabiliriz ama başka ne yapabiliriz bilemiyorum şu an. Vallahi. Şu anda takip edilemeyecek seviyedeyse devam etmeyelim. Evet.
takip edilemiyorsa şey yapmayalım. Yani uygulamayı siz yapın. Sonra önümüzdeki hafta başlangıcında sorularınız varsa onunla ilgili.